Dursun Ali Sarıoğlu, namı diğer Tarumar abi. Yonca Evcimi'ye bir sinirli, bir sinirli açtı ağzını, yumdu gözünü. Hep birlikte izliyoruz. Tarumar tiplemesiyle tanıdığımız Dursun Ali Sarıoğlu, genç popçu Yonca Evcimi'ye ateş püskürüyor. Sarıoğlu, Yonca Evcimi'nin hak ettiğinin çok üstünde paralar isteyerek oyunculuk yaptığını öne sürüyor. Yani bazı arkadaşlar bir şey oynuyorlar ve onlar belli paralar alıyorlar. O paraları sonra uçarak katlıyorlar. Bu Çılgın Bediş'te de böyle bir şey olduğunu ben duydum. Hakkının çok çok üstünde para talep eden arkadaşların diskalifiye edilip onların yerine başkalarının daha makul şartlarla konulması çok doğru ve yerindedir diye düşünüyorum. Sarıoğlu Evcimi'yi çok beğendiğini inkar etmiyor. Ama genç sanatçının Çılgın Bediş dizisinden fazla para talep etmesi sebebiyle diziye son verildiğini ve bütün ekibinde bu sebeple zor durumda kaldığını söylüyor. Yonca Evcimi'yi gerçekten çok beğeniyorum. Hem şarkıcı olarak beğeniyorum. Onun söylediği tarzı pek tutmamama rağmen. Oyuncu olarak çok beğeniyorum. 30 kişinin 40 kişinin ekmek parasının sekteye uğramasına neden olmak dürüst bir davranış değildi. Onun dışındaki ikinci adam, ben biliyorum, çok kesin söylüyorum, onun aldığının onda birini bile almıyordu ki ondan daha iyi oyuncu olmasına karşı. Ünlü tiyatrocu Dursun Ali Sarıoğlu bu tür medyatik tiplerin yüzünden esas oyuncuların çok cüzi rakamlara zor şartlarda çalıştığını iddia ediyor. İnsanlarımız yani bu işte iştigal eden, ki ben de onlardan biri olarak biliyorum, çok zor koşullarda olanlar var. Çok yıllarını vermiş, o da ana rahmine düşmeden bu işleri soymuş insanlar var ve ekmek parası için uğraşıyorlar. Öyle bir ortamda etrafındaki insanların da durumunu düşünmek zorunluluğu vardır. Mecburiyeti vardır, bu bir görevdir. Yani orada kimse, çünkü hiçbir dizide kimse tek başına bir şey yapmıyor. Bir ekip işidir, bir kolektif iştir, bir kadro işidir. Yanınızdaki adam yoksa siz tek başınıza bir şey değilsinizdir. Bunu düşünerek belli taleplerde bulunmak lazım. Türkiye'de 3-5 kişi para alır, diğerleri de yere düşenleri toplar. Toplayabilirse kendini şanslı sayar. Toplayabiliyorsa da kendini şanslı sayar. Aa ne güzel, bak bize de 3 kuruş düştü, ne güzel diye sevinir. Dursun Ali Sarıoğlu'nun bu sözlerine bakın Yonca Evcimik nasıl cevap verdi. Ben Yonca. Aa, merhaba, nasılsınız Yonca Hanım? İyi, teşekkür ederim, sağ olun. Bu tiyatrocu Dursun Ali Sarıoğlu var. Bilirsiniz herhalde, değil mi? Bilmiyorum. Tarumar tiplemesiyle çıkıyor. Öyle bilirsiniz herhalde. Nerede çıkıyor? Yani Tatlı Kaçıklar dizisinde Tarumar tiplemesiyle tanınır genelde tiyatrocu. Değil mi? İzlemedim hiç. Neyse. Bu sizin Çılgın Bediş dizisinden ayrılmanızla ilgili bir takım şeyler söyledi. Siz bu diziden ayrılmakla pek çok oyuncunun ekmeğiyle oynamışsınız görüşleri var. Çünkü çok fazla para istemişsiniz gibi görüşleri var. Bunların hiçbiri detay bilmedikleri için ve doğru olmadığı için yorum yapmaya ve cevap vermeye bile gerek duymuyorum açıkçası. Bambaşka projelerin üzerindeyim şu anda. Bunun paraları, pulla falan bir çizgisi yok. Yani ama nedense böyle bir şey olduğu zaman bir karalama politikasına giriliyor ama ben hiç uğraşmıyorum bunlarla, inanın. Hakikaten cevap verme ve yorum yapmaya gerek bile duymuyorum. Profesyonellik de bu olabilir. Tabii ki para sebebiyle anlaşamayıp da bırakan da vardır ama benimki o değil. Anladım. Yani bunu illa bunun üzerine çekilmesi beni çok rahatsız ediyor. Yalan yanlış bir takım tuhaf rakamlar, yalan yanlış yorumlar. Bu çekimin çıtası girmek istemiyorum. Peki. Peki, oldu. Çok mersi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.